Part 2'den hepinize merhaba arkadaşlar. Önceki videoda Peugeot 301'i anlatmıştık içini dışını. Bugünkü videomuzda Citroen CLJ'yi anlatacağız. Ya aslında baktığınız zaman hani bu arabalar aynı arabalar. Niye aynı arabalar? Bunlar kuzenler veya kardeşler. Aralarındaki fark ne? Bunları zaten 3. partta anlatacağız. Citroen CLJ'ye geldiğimizde arkadaşlar Peugeot 301'in farları biraz daha böyle bombeli dururken Citroen CLJ'de böyle dümdüz geliyor. Arma zaten hani çavuş arması mı artık ne arması derseniz deyin. Citroen'in arması. Bunu da bu arada Anlatan Adamlar kanalı var arkadaşlar. Onlar YouTube'da onlar anlatmıştı. Bu aslında çavuş arması değil, böyle dişli. Hani bildiğiniz dişli. Neyse onu Anlatan Adamlar kanalına girip bakabilirsiniz. Bugün size Citroen CLJ'yi konuşacağız. CLJ'nin dışına baktığımızda arkadaşlar hani Peugeot 301'e fark olarak biraz önce de söylediğim gibi farları biraz daha farklı. Farlar böyle dümdüz geliyor. Orta ızgaramızda böyle boydan boya bir nikelaj var. Citroen armasını burada görebiliyoruz. Sağ tarafında ek zaten herhangi bir şey yok. Burada çeki demir kapağımızı görüyorsunuz. Bugünkü aracımızda da gündüz farımız mevcut. Sis farlarımız burada arkadaşlar. Alt tarafında ise radyatör havalandırmamızı görebiliyorsunuz. Aracın sağ tarafına doğru geldiğimizde ise bu aracın bir farklılığı var. Çünkü bu aracın jant kapakları aynı Clio'lardaki gibi veya Megane'lardaki gibi böyle çelik jant görünümlü arkadaşlar. Çok güzel. Bugünkü aracımızda ise Continental'in lastikleri var. 195'e 55 R16. Yani 16 inçlik. Aracın sağ tarafı aslında Peugeot 301'in aynısı. Daha önce de söylediğim gibi hani aracın omuz çizgisi bunda ön fardan başlıyor arkadaşlar. Şöyle ön fardan başlıyor. Şöyle göreceğiniz üzere arka stop farına kadar gidiyor. Hazır yan taraftayken aracın yan sinyal aydınlatmaları burada. 301'in aynısı yine. Bugünkü aracımızda 301'e fark olarak neyimiz var arkadaşlar? Aynalarımız bu şekilde siyah kapaklı. Bugünkü aracımızda başka nelerimiz var arkadaşlar? Burada nikelaj setimiz var. Hani artık CLJ'ye özel mi veya 2022 modele özel mi? Biliyorsan lütfen aşağıya yaz. Tank kapağımız yine burada arkadaşlar. Bugünkü araçlarımızda sadece yanlış hatırlamıyorsam CLJ Edblue'lü modeldi. 301 zaten şurada görüyorsunuz onda. Aracın arka tarafı 301'e farklı olarak bunda böyle biraz da arı peteği formunda arka stop farlarımız. Yine aynı armamız bagajın tam orta yerinde konumlanıyor. Citroen CLJ yazımızı bu defa 301'deki gibi yukarı değil aşağıya konumlamışlar. Bugünkü aracımızda 2022 model olmasına rağmen herhangi park sensörü yok arkadaşlar, bilginiz olsun. Aracın sağ tarafına doğru geldiğimizde ise sol tarafına ek olarak herhangi bir şey yok. Şu şekilde aracı dışarıdan gördüğünüz gibi. Hadi şimdi aracın içine geçelim. Citroen CLJ'nin şöyle iç tarafına doğru geldiğimizde ise arkadaşlar buralar yine yumuşak. Peugeot 301'e nazaran bunda tutma yeri yok. Buraya çok güzel bir böyle TDT yapmışlar arkadaşlar. Kapı açma kolumuz yine burada nikelajda. Yine sert plastik. Buralarda kapı saklama cebimiz yine bu şekilde. Gayet güzel, geniş. Bugünkü aracımızda yine koltuk alçaklık ve yükseklik ayarımız mevcut. Bugünkü aracımızın döşemeleri 301'e nazaran biraz daha farklı arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere bu hani böyle baklava desenli tarzı bir şey yapmışlar. Aracın içine geçmeden önce 301 videosunda söylemeyi unuttum. Bunu da söyleyelim. Tank kapağımızı buradan açtığımızda ise arkadaşlar bakın burada ne var? Benim hiçbir zaman sevemediğim, hiçbir zaman alışamadığım AdBlue dizel araçlarda. Bunu buradan dolduruyoruz arkadaşlar. Yeni nesillerde, eski nesillerde ise çok berbat bir yerden bagajımızı açalım. Anahtarımız 301'in aynısı zaten. Sadece burada Citroen arması var. Yine açma tuşu, kapama tuşu. Şurada ortadaki tuşa şöyle 1 saniye, 2 saniye basılı tuttuk. Dörtlerimizi yine açtı. Bagajımızı kaldırdı. Bugünkü aracımız biraz daha yeni olduğundan önceki aracımız eskiydi. İçi biraz pisti. Bugünkü aracımız biraz daha derli toplu, daha güzel. Yarım boy stepme diğer araçta da vardı arkadaşlar. Bugünkü aracımızda da var. Önceki nesillerde AdBlue bu tekerin altında, AdBlue tankının doldurma yeri bu tekerin altındaydı. Ve AdBlue bittiği zaman insan acayip derecede canını sıkıyordu. Hani ya Allah göstermesin böyle bagajın doluysa abi bagajda ne kadar eşya varsa kaldırıyorsun, kenara koyuyorsun. Hani bir dünya rezillik uğraştırıyor. Ki keza bagaj boşsa bile
tutuyorsun, stepmeyi kaldır, stepmenin üstündekini kaldır, stepmeyi sök. O, işte o, onun üstünde böyle çok değişik, garip bir vidası var. Vidayı sök, AdBlue kapağını aç falan filan. Ölüm. Gerçekten ölümdü. Ceyliz'in iç tarafına geldiğimizde ise arkadaşlar, aracın sol tarafında aynı Peugeot 301'de anlattığımız gibi arkadaşlar, burada tuşlarımız var. Bunda 301'e ek olarak burada eko kapama tuşu var. Çünkü bu aracda start stop özelliği var, bilginiz olsun. Far açma kumandamız, kapatma kumandamız yine aynı. Buradaki havalandırma menfezinin etrafı yine aynı. Bunda 301'e ek olarak neyimiz var? Gösterge tablosunda. Bunda böyle hani şöyle üçgen tarzda duran veya Mercedes amblemine benzetenler de var bunu. Detaylar var. Yine sol taraftaki devir saatimiz analog arkadaşlar. Ortada bilgi ekranımız var. Sağ tarafta hız göstergemiz var. O da analog. Onun dışında yine aynı hani neyimiz var? 301'e ek olarak bu araç daha yeni olduğu için buradaki ekranımız sarı turuncu değil. Hani turuncu mu artık hangi renkse 301'deki, sen biliyorsan yaz yoruma. Bundaki siyah beyaz arkadaşlar, bilginiz olsun. Aracın sağ tarafına doğru geldiğimizde ise aynı şey bunda da var. Silecek kolu, bilgi ekran değişimi. Bakın burada görüyorsunuz. Bu şekilde değişiyor. Ve 301'de söylemeyi unuttum. Hani şu an bu şekilde basılı tuttuğumuzda böyle sıfırlanıyor arkadaşlar, bilginiz olsun. 301'e ek olarak başka bu aracımızda ne var arkadaşlar? Şöyle gösterelim. Direksiyonumuz biraz daha değişik. Neden? Çünkü direksiyonumuz kapsamalı. Şöyle detaylar gözüküyor mu bilmiyorum. Burada dikişleri var. Gayet de güzel dokusu var. Citroen arbamız var. Burada 301 videosunda söylediğim gibi kaplama olan yer burada mevcut. 301'imizde mevcut değildi. Kornamız zaten bu şekilde yine aynı. Havalandırma menfezlerimiz yine aynı arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Bundaki ekranımız da siyah beyaz artık. Turuncu ekranımız yok. Siyah beyaz ekranımız var, bilginiz olsun. Teybimiz yine aynı. Kapı açma kapama kumandalarımız aynı. Dört flaşörümüz aynı. Buradaki rengimiz aynı. Sadece şu üst tarafta siyah kaplamamız yok. 301'de siyah kaplama vardı, bilginiz olsun. Göğsümüz sert plastik tabii ki de. Çünkü neden? Bu araç ekonomik bir araç arkadaşlar. Aracın üst tarafına doğru geldiğimizde ise tavanımız açık renkli. Burada herhangi bir güneşliğimizde herhangi bir aynamız ya da ışıklandırmamız yok. Sadece ruhsat cebimiz mevcut arkadaşlar. 301'e ek olarak bu aracımızda ne var arkadaşlar? Burada emniyet kemeri ve airbag uyarılarımız buraya almışlar. Onun dışında ışıklandırmamız bu şekilde, yine sarı. Keşke ya şunlar da beyaz yapsalardı ya. Ne olurdu sanki. Aracın sağ taraf güneşine geldiğimizde ise arkadaşlar, airbag yazımız. Burada ruhsat koyma cebimiz burada da mevcut. Burada da gördüğünüz gibi herhangi bir ışıklandırma olmayan kapaklı bir aynamız mevcut arkadaşlar. Aracın torpidosunda ise torpidomuz zaten gayet büyük, gayet geniş torpido. Aracın orta alt kısmına geldiğimizde ise teybimizi 301'de anlatmıştık. İsterseniz yine anlatabilirim burada. Ama bence videoyu çok uzatmayalım arkadaşlar. 301 videosuna da bakabilirsiniz. Hem bu videonun birinci partı. Oradan bakmış olabilirsiniz. Burada küllüğümüz mevcut yine. Bakın gayet güzel. İçinde sigara da içilmemiş. İkinci elde bir 10 bin lira artar. 4 cam otomatiğimiz burada. Bir tane bardaklığımız var. Arka camları kilitleme tuşumuz burada. Bu araçta 301'e ek olarak arkadaşlar 6 ileri manuel şanzıman var. Hani bizim 301'imize ek olarak. 301'in son zamanlarında da çıkmıştı zaten aynı şanzıman. 5 ileriden 6 ileriye geçmişler, bilginiz olsun. Bu araçta 301'e ek olarak başka neyimiz var arkadaşlar? Burada bir tane kol dayamamız var. 301'imizde yoktu. Burada içinde hani çok derin olmasa da gayet işlevsel bir kol dayama. Ayarlı değil, böyle hani ileri geri olmuyor. Sadece açılıyor ve kapanıyor. 301'de bardaklıklarımız vardı. Burada bardaklığımız yok, kol dayama olduğundan dolayı arkadaşlar. Burada çakmak girişimiz var. Burada yine üzerinde AUX yazılı fakat USB olan USB çıkışımız mevcut arkadaşlar, bilginiz olsun. Koltukları zaten söylemiştim. Bu araçta da herhangi bir şeyimiz yok arkadaşlar. Emniyet kemeri yukarı aşağı ayarımız yok. Ha, bu arada söylemeyi 301'de de unuttum. Bunu da tam unutuyordum. Sağ tarafta herhangi bir tutamacımız yok arkadaşlar, bilginiz olsun. Onun dışında nereden tutabiliriz? Buradan tutabiliyorsunuz sadece, maalesef. Hadi şimdi aracın arka tarafına geçelim. Ceylizce'nin arka tarafına geldiğimizde ise arkadaşlar, ne bileyim hani koltuk da bana göre ayarlı ama 301'de sanki daha mı genişti neydi bilmiyorum. Veya ben mi bir anda uzadım, kilo aldım.
301'e ek olarak bir şey yok aslında. Bunda da Isofix bağlantılarımız bayağı koltuğa gömülmüş. Hani Isofix'li bebek koltuğu koyacaklara Allah kolaylık versin arkadaşlar. Ek olarak, Sercan biraz yanaşır mısın rica etsem? Ek olarak burada tuşlu aydınlatmamız mevcut arkadaşlar bu aracımızda. Bunda 301'e ek olarak yani 2022 model araçta neyimiz var? 2018'e 17 miydi 18 miydi tam hatırlamıyorum. Koltuk kafalıklarımız ayarlı. 301'de herhangi bir şekilde şey yapmıyordu, ayarlanmıyordu, sabitti. Yine bunda aynı şekilde herhangi bir kol dayamamız yok. Ve bunda 2022 model olmasına rağmen 2018 model araca ek olarak eksi olarak bardaklık yok arkadaşlar. Neden? Çünkü kol dayamamız var. Bardaklığımız eksik. Sadece iki tane cam açma kapama kumandalarımız var. Koltuk işlerimiz bu şekilde. Buralar yumuşak. Bu arabaların en büyük sıkıntılarından bir tanesi burayı böyle fermuarlı gibi yapmışlar abi. Şuradan az bir şey diş attı mı burası böyle komple açılıyor. Seni bir dünya uğraştırıyor. Tutamaçlara gelecek olursak tutamaçlarda hani böyle buraya çok güzel bir detay yapmışlar. Kamerada ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama hani böyle bir tane çıkıntı yapmışlar. Hani en azından buraya askılarınızı asabilirsiniz. Onun dışında 301'de söylemedim. Üçüncü hani 3 kişi seyahat ediyorsanız üçüncü ortada oturan kişi benim gibi göbekli ve uzun boyluysa işi çok zor arkadaşlar bilginiz olsun. Son olarak aynı 301'de olduğu gibi bu koltuğumuz da 2 artı 1. Hani zaten aynı araba aynı platform. Sadece neyimiz var? Ha bu araçta alayım istersen kamerayı ben Sercan. Şöyle detay olarak çekelim arkadaşlar burayı da. Şu emniyet kemeri var. 301'de de söylemeyi unuttum. Şu arkada bakın böyle kapaklar var. Bu kapaklar bebek koltuğu olanlar yani çocuklu aileler için bu kapak zaten böyle çıkıyor. Burada da bir Isofix bağlantısı görebiliyorsunuz. Hani kancayla bağlayabilirsiniz bilginiz olsun. Bu 300 bize de var bu arada. Bu şekilde de kapanıyor. Tekrar söyleyelim. 301'de anlatmıştık. Şuradaki ipi böyle çektiğiniz zaman arkadaşlar bu koltuk böyle düşüyor. Kocaman bagaj hacmimize buradan da ulaşabiliyorsunuz. Hadi şimdi bagaja geçelim. Üçüncü toplanmamız bunda da mevcut. Dediğim gibi bugünkü aracımız biraz daha yeni olduğundan biraz daha derli toplu bagajı. Yine aynı aslında herhangi bir değişiklik yok. 510 litreden 640 litrelere kadar ulaşabiliyor bagajımız. Koltukları yatırdığınız sürece. Üçüncü toplanmamız burada. Bakın bunda da burada. Maalesef bununki de düşmüş. 301 videosunda söylemiştik. Bunu da buradan kapatıyoruz. Oluyor bitiyor bu kadar. 3 part yapacağız bu videoyu demiştik arkadaşlar. Cehlize birinci partta 301'i anlattık. İkinci partta Cehlize'yi anlattık. Üçüncü part gelecek. Üçüncü partta yine Perşembe günü akşam saat 8'de YouTube'da olacak. Hani artık ne kadar uzun olur, ne kadar kısa olur onu bilmiyorum. Bu arada inşallah böyle gayet büyürüz. Büyürsek 1000 aboneye özel sizlerden gelen soruları cevapları da yapmayı düşünüyorum. Bu da aklımdayken bunu da söylemiş bulunayım. 301 anlattık, Cehlize'yi anlattık. Part 3 Perşembe günü akşam saat 8'de yayında. Lütfen videoları beğeniyorsanız beğenmeyi, beğenmiyorsanız beğenmemeyi. Eksik fazla gördüğünüz bir şey varsa yorum atmayı. Ha, benim arabam var. Benim arabamı da anlat derseniz videonun altındaki o part part anlatıyorum. O zaten ayrı bir şey. Yani part part koyuyorum içi dışı falan filan diye. Benim arabam var. Benim arabamı da anlat Mahmut derseniz arkadaşlar. Mail adresimiz var. Ondan sonra TikTok adresimiz var. Hepsi zaten aynı. Ekokar TV. Instagram adresimiz de aynı. Hani Facebook da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şeyimiz yok ama. Twitter'ımız yok. Twitter kullanmıyorum ben. Bilmiyorum. Pek de lüzum görmüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen takipte kalmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi 3. part Perşembe günü akşam saat 8'de yayında. Kendinize iyi bakın.